Hakkımı istiyorum, oğlumu istiyorum. Ben oğlumu buldum. 3 yıl sürdü ama buldum. Hayatta kaldı, başardı. Ben de başardım. Oğlumla aynı evde yaşamak, oğlumla yaşamak istiyorum. Oğlumu büyütmek, yetiştirmek istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ama bakın, kız kardeşim suçlu olduğu kadar hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar, altını çiziyorum, sonuna kadar şikayetçiyim. Evet, şimdi de çok güzeldi, iyi hissettim çünkü iyileşiyor, hızla iyileşiyor. Çok güzel mavi tişörtler giydirmişler, bir sürü hediyeler gelmiş, arabalar almış sosyal hizmetler. Gayet mutlu, gayet iyi. Abur cuburlarını götürdüm, doktorlar izin verirse otobüste alıp da yiyemediğimiz, hani benim şu an erken deyip vermediğim, sevindi. Bu şey, bademler, fındıklar falan izin verirlerse yiyecek. Resimleri götürdüm, anneannesiyle çekilmiş kutlama resimleri. Anneannesi onu İnka'ya götürüp gezdiriyordu. Kutlama doğum günü resimleri vardı. Onları götürdüm iyi hissetsin diye, aldı. Bebeklik resimlerini götürdüm, onlara bakıyor şimdi. Gayet güzel. Yani bir çocuk, hani sarıldık, konuştuk, öptüm, kokladım. Yani ne kadar süre kaldınız içeride? Sadece benim görüşmeme şu an izin verdiler. Avukatlarımı almadılar. Onu daha sonra izin alarak geleceğiz. Yani yaklaşık bir 10 dakika kadar kaldım, görüştüm. Gayet iyi. Durumu gayet iyi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Daha da iyi olacak. Çünkü çok akıllı bir çocuk. Hatta bakan kişiler, sosyal hizmetlerindeki bayanlar dediler ki çok kibar, çok centilmen. Mesela teşekkür ediyorsunuz, size rica ederim diyor. Onlar da farkında, çok akıllı bir çocuk. Gayet güzel, gayet iyi. Benim beklediğimden şu an çok daha iyi. Çok çok daha iyi. Önce anneanne köftesi istemişti dün. Dedim ki bir an önce ayaklan, bir an önce kalk. Bu eve gideceğiz, anneanne köftesi pişireceğiz. Ondan sonra yani... Onu konuştuk. Anneanne köftesini konuştuk. Evet, ayrıldık, yani sarıldık, ayrıldık, öpüştük, koklaştık. Bak dedim, oğlum tekrar geleceğim. En yakın zamanda tekrar geleceğim seni görmeye. Tamam anne dedim. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani benim görmemde bir sakınca yok. Çünkü hani direkt anne görebilir dediler. Çok rahat bir şekilde girdim içeriye, bir sıkıntı yok. Yani öyle bir şey söylenmedi bana henüz. İstediğin zaman ve hatta ben her gün gelmek istiyorum. Her gün alırlarsa her gün geleceğim. Bizle çocuğu görüştürebildiğimiz için mutluyuz. Sağ olsunlar, hastane yetkilileri üst düzeyde ilgileniyorlar. Çocuğun iyileşmesi için elinden geleni yapıyorlar. Biz de bu süreçte kendilerine yardımcı olmak adına, yani çok fazla çocuğun yanında kalarak çocuğu yıpratmak istemiyoruz. Sonuçta bir tedavi süreci devam ediyor. Anne de bu süreçte zaman zaman fırsat buldukça çocuğunu gelip görecek, sürekli gelip görecek. Çocuğun tedavisi tamamlandıktan sonra da annenin yanına almak için elimizden geleni yapacağız. Sabahtan ağlıyordu. Şu an çocuğunu gördüğü için, kısa bir sürede olsa gördüğü için çok mutlu. Biz de mutluyuz. Çocuğun iyileşme sürecine başlamış olması bizi çok memnun ediyor. Sağ olsun rektör hanım da çok yakından ilgileniyor. Bütün hastane yetkililerine çok teşekkür ediyoruz çocukla ilgilendikleri için. Düne göre çok çok daha iyiydi. Düne göre çok çok daha iyi. Hızla iyileşiyor. Hani yüzü gülüyor, iyi düne göre ve ben hakikaten şu anda hastanede olduğuna sevindim, bakım altında olduğuna. Çünkü evim uzakta, hani gidiş geliş açısından. Hani yollarda getirip götürürken yıpranabilirdi. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Gerçekten içim rahat etti ama benim yanımda olmasını istiyorum. Yani benim oğlum beraber biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız yine. Ben eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.